Merhaba arkadaşlar. Bu videoda bu Agora'nın cüzdanının kullanımından bahsedeceğim. Yani borsadan aldığınız Agora'yı nasıl cüzdanınıza gönderebilirsiniz? Onunla ilgili bir video olacak. Şimdi Agora Hobi de var. Bir de Coinlist Pro da var. Bu Coinlist'i ben kullanmadım. Normalde Coinlist listelemede falan kullanıyor da Hobi bilindik bir borsa. Hani rezervleri falan da belli. Şimdi burada Kepler diye bir tane cüzdan var. Oradan başlayalım. Şu Kepler Wallet deyince. Şimdi bunu Google Chrome eklentisi olarak kurabiliyorsunuz. Yani burada beni gösteriyor da oradan değil. Şurada eklentisi var. Eklentisini kuruyorsunuz. 700 bin kullanıcısı var. Kurduktan sonra buraya basınca normalde size şöyle bir sayfa açıyor. Ben göstereyim. Şu sayfayı açıyor size. Burada Create New Account dediğinizde bunu veriyor. Ardından onu tohum cümleyi yazın bir yere, fiziksel bir yere. İsmini veriyorsunuz. Next deyince bunların sıralamasını giriyorsunuz ve daha sonra cüzdanınız oluşuyor. Şurada oluşuyor. Şimdi cüzdan oluştuktan sonra tabi burada Agoric seçili de Cosmos Hub seçili oluyor. Burada Agoric Test benim buna yazdığım isim. Agoric test. Buradan biz Agori'yi bakın Agoric ile başlayan bir cüzdan adresi bana veriyor. Bir kontrol etmek istiyorum telefondan. Tamam. 14F6. Şimdi bu cüzdan adresine borsadan BLD token göndereceğim. Bunu da dedim şeyle yapalım yani. Videoda yapalım. Şimdi Huobi borsasına ben bir token gönderdim. Onu satacağım şimdi. Bakalım. Likidite vardı inşallah. Tamam. Sattık. Şimdi BLD'den alacağız. Bunda likidite vardır. Biraz da aşağıdan emir veririz. Tamam, aldık. Şimdi bizim buradaki cüzdanımız bu Agoric ile başlıyor. Deneyelim bakalım inşallah sorun çıkmaz. Çek diyelim. BLD diyorum. Agoric. Tamam. Şimdi çekme adresine gireceğiz. Girdik. Minimum çekme tutanı 1,3 BLD diyor. Ben 15 dolarlık falan aldım. Tamam. Zincir zaten BLD seçili zincirimiz. Orada bir karışıklık olmaz. Şimdi çek diyelim. Tamam. Agoric 14F6 ile başlıyor. J8 ile bitiyor. Onayla diyelim. Kodlarımızı alacağız şimdi bu Authenticator falan borsadan. Hemen onları alıyorum. 819.495. Maile bakalım. 800 455. Bir de Authenticator alalım. Evet, bunları yaptım ama mail kodunda bir eksik harf var. Bir saniye. 400 455. Onayladım. Şu anda onaylanıyor. Bakalım. Bu arada Agoric'in Explorer var mı kontrol etmedim. Beraber bakalım. Henüz. Bizim cüzdan adresimizi yapıştıralım bakalım. Hareketi göreceğiz. Buna emin değilim bu arada. Şu an deniyorum. Şu an sıfır var içerisinde. Onay bekliyoruz.
Adres kaydedelim. Cüzdan diyelim. Ben biraz devam edeyim. Hani bahsedeyim Agoric'ten. Biliyorsunuz Agoric şey Hardened JS diye bir şey üzerine çalışıyor. Ben bunu ChatGPT'de de biraz kurcaladım. Hani biliyor mu ChatGPT? Aslında güzel. Hardened JS deyince direkt şey diyorum. JavaScript temelli ama daha böyle dayanıklı. İşte tersine mühendisliğe karşı falan korumalı. Encryption'a güçlü bir kod yapısı diyor. Mesela şey diyelim diyor. Do you know anything about Agoric? Burada bir bağlantımız düşmüş. O arada cüzdanı bekliyorum. Vakit boşa geçmesin diye. Evet, süper. Hadi bunu da yazalım. Evet, güzel. Daha hızlı etkili smart kontratlar yazıyor vesaire. Şimdi cüzdanımıza geldi. Aslında hani cüzdanımıza geldikten sonra şey görebiliyoruz. Harcanabilir tutar, işte delege edilen, ödüller için unbound edilen vesaire. Onun dışında bunları nereden görüyoruz? Explorer'dan görüyoruz da biz bir de cüzdanımıza bakalım. Şimdi asıl istediğim şuydu. Şimdi wallet.agoric.app wallet'ta diyor ki ben bu önceki ekran görüntüsü ön bellek. Diyor ki buna bağlanmak için en az 10 BLD cüzdanında olması lazım. Bizde şu anda 36 BLD var. Bunu tekrar deneyeceğim şimdi. Bakalım. Create diyelim. App'ler açtı. Ne diyor? Bir JSON var. Tamam. Hatta hike diyelim, approve diyelim. Şu anda akıllı cüzdan oluşturuluyor. Please approve diyor transaction in Kepler. Kepler'deki transaction'ı biz onayladık. Artık gördüğünüz gibi burada da bakiyemizi koyabiliyoruz. Stake'e de bakabiliriz. Şu an Smart Vault'u create ediyor. Güzel. Süper. Neyse dashboard'da BLD var. DAI'ler var. Stable coin'ler var. DEPS'e bakalım. Şu an DEPS yok. Dashboard'umuz bu şekilde. Şimdi bir de bunu stake etmeyi deneyelim. Açmışken. Çünkü stake'i çok önemsiyor. Agoric %12 stake veriyor. 0.25 ist diye bir token varmış. İst neyi bilmiyorum. Buna bakmam lazım. Ben bir deneme yapmadım çünkü. Deposit sent burada var. Stake'e girelim. Kepler'in. Ha bu da güzel. Buna da bakalım. Şimdi bu da Kepler'in dashboard'u. Burada Agoric ile ilgili kısım var. Agoric validator'lar var. Ah Figment de Agoric validator'mış. Figment. Aslında bir eğitim platformu Kanada merkezli. Stake'ini biliyorum. Pocachu'yu duymadım. Buradan bir validator seçeceğiz muhtemelen. Ben Figment bildiğim için ona şey yapıyorum. Delegate dedi. Continue denedik. Mesela 10 taneyi ona delege ediyoruz. 21 gün. Onlar kilitli diyor. Tamam kilitlesin. Hemen bakalım transaction'ımızı Explore'da. En sevdiğim şey şu Explore'ı incelemek. Hem Big Dipper Live diye bir site var. Live diye. Hemen gelmez. Zaten bir transaction düşmesi sürer. Enflasyon %5, APR %12. Transaction successful diyor. Şimdi bunu yenileyince gelebilir. Gelmeyebilir ama gelebilir. Ha. Geldi. İşte hash'imiz var.
blok yüksekliği dediği şey zaman, ücret, gez, kullanılan memo. Memo yazılabiliyor. Biz yazmadık. Figmente. Bu bizim figment mi ya? Koyduk ama bir bakmam lazım. Figment diyeyim de. Evet, logo aynı. Sarının içinde şey. Bu figmenti biliyorum. Neredeyiz? Pardon, bir karıştırdım. Figment'te operatör adres bu, delegate adres bu, aktif, komisyon, voting power, işte 100 blok delegation'lar. Burada bir reklam var. Cosmos'un Pestek diye bir şey reklam vermiş. Ha, bununla ilgili bir de inter protokol diye bir şey var. Ah, bu zaman nereden çıktı? Connect Kepler diyelim. Bir de bunu deneyelim. Data alanında. Ha, burada da swap yapıyor. Ben herhalde bunu bağladığım için 0.25 verdi. Denediğim için Inter'i. Select S'de şu anda bunlar var. Swap, IST'ye swap yapabiliyoruz. Inter protokol de aslında Agoric'teki şey, biraz daha artık buranın stable coin'ler için bir swap alanı oluşturmuşlar. Bu da çok yeni bir şey. Likidite işte burada biliyorsunuz. Dexler konusunda çok iyi değil. Yalan olmasın. Öğreniyorum ben de. Ama işin hani cüzdanı atması, stake yapması falan bu şekilde Kepler üzerinde yapabiliyorsunuz. Aslında burada değil de burada Inter'de şey de var. DevNet, TestNet, Olinet, Emerinet, lokalde çalıştırma falan. Bunlara bakmak lazım. Ben bir denedim TestNet'i. Kepler yine olmayı istiyor. Hiç gelmiyor. Ama burada işte stake'de şu an 10 BLD'miz var. 16 tanesi de şeyde stake durumunda değil. Direkt kullanılabilir durumda. Bu şekilde Agoric cüzdanını kullanmayı da sorunsuz gördüğünüzü düşünüyorum. Sadece bu borsadan atma kısmını göremediniz. Orada da çok bir şey yok yani. Huobi'den alıyorsunuz BLD token. Check diyorsunuz. Ya yani İngilizce ise withdraw. Ondan sonra adres giriyorsunuz. Adres şu Agoric'le başlayan adres. Ondan sonra da çekiyorsunuz. Bu şekilde Agoric'in cüzdanını da kullanabiliyorsunuz.